Erkeklere güven konusunda da sıkıntı yaratıyor mu? Yaşıyorsun tabii ki. Yani onların hepsini deneyimliyorsun. Hani genel öyle bir erkeklere güvenmiyorum gibi bir spot cümlem yok. Tabii öyle bir başlık atma diyorsun yani. Öyle bir başlık atma. Herkes hunili bence. Dünyada hunisiz olan biri mi var? Şu anda normal bulduğun bir şey var mı dünyada? Evet. Seni aslında bir sinema filminde izledik, dijital platformda. Hayır, evet. Orada bir anne rolündeydin. Beni çok sevdi, hayır. Allah kahret değil miydi? Dur, orayı kesiyorsun seni. Çok güzel araştırmışsın Hakan, kesme. ben de seninle dalga geçeyim biraz, kesmesin. Yani evli insanların yaptığı rutinleri bazılarını yapmak isterdim. Mesela beni balayına götürmesini isterdim, götürmedi. Götürmedi mi? Hayır. Niye? Şimdi bunu izleyince götürür ama herhalde. İnşallah. İnşallah. Ben her röportajda şikayet ediyorum. Beni balayına götürmedi diye başlıklarla. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Songül Öden. Merhaba Songül'cüğüm. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk önce şeyden başlayalım. Bir yandan dizi Gümbür Gümbür Gidiyor. Mutlu musun? Hayatı nasıl bir dönemi? Yoğun bir dönemi hayatımın. Mutluyum ama dünyada bu kadar çok olumsuz şey varken hani insanın mutlu olması için kafasında huniyle gezmesi lazım. Ama... Sen şu anda hunili misin? Tabii ki huni, herkes hunili bence. Dünyada hunisiz olan biri mi var? Şu anda yok, normal bulduğum bir şey var mı dünyada? Evet, yok doğru yani. Doğru diyorsun. Ama bu mutlulukta evliliğin payı var mı? Var. Armağan Bıçakçı'yla ne kadar oldu? Bir sene mi oldu evliliğiniz? Bir seneyi geçti. Şimdi şeyi çok merak ediyorum. Siz 5 yıldır birliktesiniz. Bu 5 yıl boyunca hep yaptığımız röportajlarda sen bana hayatımda biri yok dedin. Demedim, yalan atma. Demedim. Ama isim vermedin. O Arman'dı. Mecbur muyum vermeye? Ama o Arman'mış. Ben düğün fotoğraflarını görünce anladım. Aa, oymuş falan diye. Ya evliliğe imzayı attınız. Hayatta ne değişti? Hiçbir şey. Ne değişti? Yani evli insanların yaptığı rutinleri bazılarını yapmak isterdim. Mesela beni balayına götürmesini isterdim. Götürmedi. Götürmedi mi? Hayır. Niye? Çünkü Covid oldu filan, bir şeyler oldu. Dünya... Covid'ti zaten. Biz Covid zamanı evlendik, pardon. Doğru ya. Hayat izin vermedi yani. Öyle seyahatler kısıtlandı bilmem ne. Bir de götürmedi yani, değil mi? Şimdi bunu izleyince götürür ama herhalde. İnşallah. İnşallah. Ben her röportajda şikayet ediyorum. Beni balayına götürmedi diye başlıklarla. Peki aşkınızı nasıl anlatırsın? Ay çok zor bu ya. Şefkatli ve sevgi dolu olduğunu söyleyebilirim. Romantik bir kadın mısın? Fena değilim. Yani böyle şak diye sana romantik misine romantiyim diye cevap veremeyen ama fena değilim. Peki şimdi Armağan Bey sanırım mücevher işiyle ilgileniyor. Evet. Tasarım falan da yapıyor. Aile şirketlerinde evet. Bir yüzük falan var mı diye. Bu bayağı reklam işine dönmeye başlayacak. Ben çok merak ettim ama bayağı gerçekten. Bayağı arkadaş ya. Ya Hakan. O çok iyi. Güzel. Peki evde dizi falan izliyor mu mesela? Oğlumu izledi mi? İzledi. Oğlumu Caner Şükran ve Arman'la birlikte izledik. Onlar ağladılar bayağı. Yani bayağı ağlamalı geçti oğlum dizisi. Evet, bir de onların çocuğu da var. Evet. Zaten onlar ilk bölüm böyle çok şeydi. Şükran sesli ağlıyor. Çok komik bir kız. İnsan dizi izlerken sesli ağlar. Seni de etkiledi mi karakter? Evet, çok. Seni aslında bir sinema filminde izledik, dijital platformda. Hayır, evet. Orada bir anne rolündeydin. Beni çok sevdi, hayır. Allah kahret değil miydin? Dur, orayı kesiyoruz seni. Çok güzel araştırmışsın Hakan, kesme. Bravo ben de seninle dalga geçeyim. Bravo diye. Kesersen seni öldürürüm. Tamam. Orada da olgun bir kadını canlandırıyordun diye. Anne adayı, her kadın bir anne adayı diyelim, şimdi, bağlayalım. Şimdi burada bir anneyi canlandırıyorsun. Evet. Peki çocuk sahibi olmak istiyor musun? Yani biraz önce dedik ya hani dünya nereye gidiyor bilmiyoruz. Evet. Şu hatta oğlum dizisinde de bir çocuğun ölümüyle aslında başlıyor, bir cinayetle başlıyor. Ve hani izleyenler çok işte sosyal medyada da şey yaptılar, herkes çok hüzünlenerek izledi. Burada da hani hatta böyle bir anneyi, oğlunun katil olduğundan şüphelenilen bir anneyi evet. oynuyorsun. Çocuk yapmak istiyor musun böyle bir dünyaya veya bunları içindeyken ne hissediyor insan? Ya iyi hissetmiyor çünkü kendini güvende hissetmiyorsun. Büyüteceğin çocuğun da bu kadar güvensiz bir ortama gelmesi tabii ki insanı çok endişelendiriyor. Hı-hı. Zaman zaman insanın aklı çok gidiyor ama tabii ki Armağan'la birlikte bir çocuk büyütmeyi, çocuk sahibi olmayı istiyorum. Öyle kız erkek hayal var mı? Yok. Yok. Sağlıklı olsun. Evet, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Peki şimdi burada Zeynep karakterini canlandırıyorsun. Hani senin gözünden Zeynep'i nasıl anlatırsın? Yani Zeynep çok iyi bir kadın, iyi bir insan ama bütün iyiler gibi ya da bir genelleme yapmayayım ama zaaflara kapılan, hani farkında değil. Çünkü o çok iyi bir eş olduğunu düşünüyor, çok iyi bir anne olduğunu düşünüyor. Hakikaten bunların gerekliliklerini de yapıyor. Ama gözden kaçırdığı şeyler oluyor. Evdeki bir çocuk, bir canlı ve o makyaj yapılan hayatı uygun buluyor. Yani Hı-hı. dışarıya verdiği o Instagram hesaplarındaki o çok... O karton dünya. O karton dünyaya fit oluyor. Yani Hı-hı. el alem ne der tırnak içinde kaygısı onun için çok mühim bir şey oluyor ve kol kırılır yen içinde kalır. Kolda bir hayli kol kırılıyor evin içinde. Hı-hı. Sevgisiz bir ortam. Dolayısıyla da bunun çocuğunu nasıl etkilediğini görmüyor. Ve bununla o da yüzleşecek. Herkes Hı-hı. çok değişecek bu dizide. Peki, hiçbir şey olduğu gibi kalmayacak. Peki burada öyle bir aile var ki biz aslında biraz önce dediğin gibi bir karton aile. Evet. Her şeyle dört dörtlük görünüyor ama içinde ne fırtınalar var o görünenin aksine. Ve orada yetişen bir çocuğun aslında nasıl sorunlarla büyüdüğünü, bir çocuğu yetiştiği aile ne kadar etkiler? İçinde bulunduğu ev, hayatını, geleceğini, davranışları üzerindeki sence etkileri çok büyük müdür? Yani bir çiçek alırsın, büyütürsün, koyarsın bir yere, oturma odasına. O sevmez orayı, ölür yani. Ölmek üzereyken de kapının ağzından bir arkadaşın gelir. O da anlıyordur bu işten. Der ki sana buraya değil, biz bunu salona götürelim. Oranın ışığı çok iyi. Bir de sen buna her gün su veriyorsun. Haftada bir su ver. Hı-hı. Çünkü bunun cinsi böyle der. O böyle coşar coşar kocaman bir şeye dönüşür. Hı-hı. Canlıdır çünkü. İhtiyaçlarını fark edersin onun. Onun yaratılışını fark edersin ve onu büyütürsün. Çocuk da öyle. Hı-hı. Ya Çocuk da bir hamur gibi. Hı hı. Yani sen ona nasıl şekil verirsen o omurgası ona göre değişecek. Hı hı. Duyguları ona göre değişecek. Kanı canı ona göre şekillenecek. Zaafları, beğenileri, nefreti, sevgisi, toplumun içinde kendine bir yer bulması ona göre şekillenecek. Ona göre değer bulacak ya da değersizlik bulacak. Hı hı. Aslında şeyi soracağım, bunu gazete röportajında da konuştuk ama sen de ondan sonra anne baba ayrı bir ailede büyüyorsun. 5 kız kardeşsiniz. Evet, evet. Bir tane abi var evet. ama onun yaşı büyük olduğu için şey gidiyor ve siz 5 kız kardeş ve bir anne ayakta duruyorsunuz. Öyle bir aile. Öyle bir ailede büyümek seni nasıl etkiledi? Nasıl bir kadın yarattı? Öyle bir ailede büyümenin olumlu ve olumsuz tarafları oldu. O da Songül'ü yaptı. Hı hı. Yani hep... her olumlu şeyin içinde sen olmuyorsun. Bazen Hı-hı. olumsuz şeyler de senin Alıyorsun. En güzel taraflarını oluşturuyor bilmeden. Hı-hı. Yani parçalanmış bir ailede büyümek, babasız büyümek bir kere kız çocukları üzerinde çok büyük etkisi Hı-hı. oluyor. Bir erkek idolü yaratmakta daha güçlük çekiyorsun. Hı-hı. Bir erkeği anlamakta daha güçlük çekiyorsun. Belki zaman alıyor. Ne istediğini bilmek zaman alıyor. Ama empati duygunu çok geliştiriyor. Çok çok geliştiriyor. Kadınlar arasında büyümek, kadınları, yani benim mesela kız arkadaşlarımla aram hep çok iyidir. Hep sırdaş olmuşumdur. İyi günde, kötü günde yan yana olmuşumdur. O kardeşlerden doğan bir alışkanlıktan geliyor. Annemin yalnız büyütmesi adalet duygusunu geliştiriyor. Hep bir neden sorusunun peşine gidiyorsun. Dolayısıyla kadınlarla ve kız çocuklarıyla çalışıyorum. Çünkü çok içimde bir yerde hissediyorum. O başka onlara ait olan bir mesele değil, aslında bana ait olan da bir mesele. Kendimi de buluyorum orada. Sanata daha eğilimli oluyorsun. Benim açımdan öyle oldu yani. Ben çocuktum. Bunları şimdi fark ediyorum. Çok küçük yaşlarda şiir yazmaya, şarkı yapmaya, kitap okumaya başladım. Çünkü tutunacak bir şey arıyorsun. Yani bir boşluk var hayatında. Anlamlandıramadığın bir boşluk var. sen onun istediğin kadar üstünü örtsen, annem bana yeter desen de aslında bir gerçeklik var. Ve oradaki boşluğu sen bununla dolduruyorsun. Onların tabii ki o negatifliğin pozitif bir geri dönüşü oluyor hayatının içinde. Seni sen yapıyor. Erkeklere güven konusunda da sıkıntı yaratıyor mu? Yaşıyorsun tabii ki. Yani onların hepsini deneyimliyorsun. Hani genel öyle bir erkeklere güvenmiyorum gibi bir spot cümlem yok. Tabii öyle bir başlık atma diyorsun yani. Öyle bir başlık atma. Evet. Ama şunu söyleyebilirim, tabii ki yaşıyorsun. Tüm bunların içinde onu da yaşıyorsun. Yani. Ya Songül, sen böyle şimdi yıllardır tanışıyoruz da dışarıdan çok böyle otokontrol. Ondan sonra işte demir leblebi mi demiştim? Demir leblebi yutmuşlar. Demir leblebi yutmuş gibi. Ya aslında şöyle değil de yani çok böyle otokontrollü, daha hep böyle şöhretle aranda mesafe olan, aslında hani Türkiye'nin kadın starlarından birisin oyunculuk mesleğinde. Ama daha hani hep biz seni böyle çok magazinde görmeyiz. Çok röportajlarında işin olduğu zaman konuşursun falan. Hani bu böyle bir çizilmiş bir imaj mıdır sana? Yoksa sen gerçekten bu musundur, yoksa bu çok güzel böyle bir paket midir? Songül Öden markasının paketi midir? Ya öyle bir şey, yani işimiz zaten kurgu. Ben bir kurgunun içinde yaşayamam yani. Yani bana bir tane normal hayatta bunu giyeceksin Songül, iyi görüneceksin, çık çarşıya desem ben onu ilk üstümden atarım onu. Yani ben hayatımda hiçbir şey planlamayı bilen biri değilim. Öyle biriyle de evlendim. Hayatımız daha da zorlaştı. Plan yapmayı bilmiyoruz. Ne tatil planı yaparız, ne her şeyimiz spontandır. Belli balayına da gidilememiş. Balayına da gidilememiş. Yani her şeyimiz spontandır hakikaten. Öyleyim. Bana biçilmiş bir şey değil. Ben buyum. Olduğum gibiyim. İster beğen ister beğenme. Hakan paket bu. Hayır, güzel ama aslında bir yandan da tanıyınca aslında çok neşeli, çok komik. Ondan sonra hani arkadaş çevrenin içinde de çok rahat aslında. Kadınsın. Bu böyle dışarıya karşı bir çekingenliğin verdiği bir şey. Utangaç biriyim biraz. Belki ondan olabilir. Yani kendimi korumaya çalışmak değil ama utangaç biriyim. Yani daha güvenli bir ortamda kendimi daha iyi ifade edebilirim. Hani o yemek masalarında işte meslektaşlarım arasında bir yemek masasında bulunsam, tanımadığım insanlar da olsa o masada herkesi güldüren kişi, esprileri yapan kişi ben olmam. Ama çok güvenli bir sofrada o olabilirim ben. O oluyor. Evet, o zaman açılıyorsun. Evet, açılırım. Peki bir yandan da çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Sen niye bunun ekmeğini içemedin? Yani bu meslekte. Nasıl yeniyor? Bana bir söyler misin? Yani bunun ekmeğini hani şöyle bir insan hani 2-3 dergiye güzel poz verir. Veriyorum güzel pozlar. Yani güzel poz veriyorsun hani. Aslında demek istediğim, şimdi işin şakası bir yana, 18 yıldır hayatımızdasın. Hep de çok da güzel bir kadınsın ve hani böyle bunu çok işte fotoğraflarda hani çok kullanabilecek, güzellik üstünden yürümedin. Hani hep oyunculuk, yani işte işim varken konuşayım, sinema filmim varken çıkayım anlatayım. Hep bir işin içinde bulunduğun işlerde hep bir derdi olsun. Tiyatro oyunu yapıyorsan bir mesaj versin. Hani ben dışarıdan veya öyle algıladım. Hani niye bunu tercih etmedin hayatında hiç? Ya işimi çok seviyorum. Yani beni onun ambalajı değil de o karakterin kendisi çok etkiliyor. Yani o kompozisyonu yapmam için gerekçeler genel olarak güzellik üzerinden, estetik üzerinden değil de daha başka şeyler üzerinden olması beni daha enterese ediyor. Yani bir de utangaçım ben. Hani kendimi ben daha ön plana, ben mesela işimi yapayım, kaybolayım bir tipim. Yani çarşıya gidince herkes beni tanımasın. Ben kaybolayım hayatım. Tamam, oynadım bitti filan. Hani çarşıda kaybolayım, pazarda kaybolayım. Beni görmesinler ama işim olduğunda işimle ilgili konuşayım. Onun dışında çok ortalarda görünmeyeyim bir tipim. Belki o utangaçlıktan, kendi özel alanımı koruma güdüsünden kaynaklanıyordur, bilmiyorum. Peki Lal Hayal devam ediyor bir yandan. 7 kadını canlandırıyorsun orada. Bir yandan dijital bir platforma bir dizi daha geliyor. Çok heyecanlıyım ona. Bir yandan oğlum devam ediyor. Şimdi bir sürü kadın karakter var burada. Hiç böyle şizofreni yaşadığın, böyle bunları birbirine karıştırdığın, evde arada Zeynep diye dolaştığın, Lal Hayal'deki kadınlardan biri gibi dolaştığın falan oluyor. O lape onun sonu. Ya hiç öyle psikoloğun falan var mıdır? Hani gider misin bu konuları ayırmak için? Tabii ki var. Tabii ki. Yani gözün bozuluyor, gidiyorsun. Yani kafan bozulunca niye gitmeyesin ki? Ya da konuşmak için, ayırt etmek için. İnsan bazen kendine yalan söyleyebiliyor. Bir başkasından yardım almak çok güzel tabii ki. Ama diğeri söylediğin o bir akıl rahatsızlığı, diğer bahsettin. Ama tabii ki bir rolde, bir sahnede bir şey olunca, o rolün içine girdiğinde birkaç diyelim ki çok dramatik bir sahne, bazen fren yapamıyorsun. Aa, bakıyorsun ki sahne bitmiş ama sen ağlamaya devam ediyorsun. Birkaç dakika belki. Hani öyle şeyler oluyor ama o karakter zannetmek. Ya bu o kadar aslında oyunculuk o kadar bilimsel bir şey ki onları çok iyi ayrıştırıyorsun. Onları nasıl yaptığını, yöntemlerini okulda öğretiyorlar. Okullu değilsen, alaylı değilsen sistemin içinde kendin öğreniyorsun, ayrıştırıyorsun zaten. Yani bir şey gibi bakıyorsun o karaktere. İçine giriyorsun ama önce uzak açıdan bakıyorsun. Dolayısıyla öyle şeyler olmuyor. En son ne için ağladın? En son Oğlum dizisinde dün akşam bir sahnede ağladım. En son neye katıla güldün? Veya kime güldün? Kocama güldüm. Ha, komik mi? O benden daha gizli komik. O kadar gizli ki hiç kimse bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Güzelmiş. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Yapmaya başlayınca, evi toplamaya başlayınca, yani dolabı toplamaya başlayınca bütün evi bahar temizliğine giriyorum. Ya, tertipli misindir çok? Tertipliyim. Güzel. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey şimdiye kadar? Kopya ver. Vardır, bir sürü vardır. Zıt deyince şey yapamadım. Yaparken yakalandığım, utandığım bir şey. Ya bilemedim. Güzel de bir soruymuş. Mesela işte kimisi rol çalışırken hani o karaktere giriyorum, evdekiler şaşırıyor diyor. Ha. Kimisi işte çocukken sakız çalarken yakalanmıştım diyor. Kimisi bir şey. Hiç utanmadım hiçbir şeyden ben ya. Utandım. Çok çok utangaç biriyim normalde. Her şey olabilir. Bu çok komik. Eşimle evlenmeden önce eğer sansürlenirse ikisi var. Nasıl olsa sansürlerler. Ben anlatayım da. Anla. İlk defa annesiyle babasıyla yemek yiyorduk. Tanışmaya gittim ve annesi çok hamarat bir kadın. Sofrayı hazırlıyordu ve sürekli gidiyor geliyor fakat babası masada, sözünü kesmek istemiyorum. Çok da iyi konuşan bir adamdır. Babamı dinliyorum. Yani babasını, şimdi babam diyorum. Ama aklımdan da şunlar geçiyor. Yardım etmen gerekmez mi? Ama sen de ne ya öyle yaranmak için yardım etmek filan. Böyle kafamda çeşitli çatışmalar dönüyor. Otur oturduğun yere filan ama sürekli gidip gelişi. Sonra da yemeğin böyle tadına bakmak istedim ki hani çok güzel olmuş diyeyim, tam o oturmadı. Tam ben böyle bir lokmayı ağzıma aldım, dua etmeye başladılar. Yemekten önce dua ediyorlar. Ağzımda bir lokma. Ve sen onu çiğneyemeden... O böyle kaldı ama dua ediyoruz. Güzelmiş. Bence bunu kesilecek bir şey yok. Çok güzel. Peki sevgilinin odasında diye soruyorum bunu ama o zaman bunu eşinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Beşiktaş forması olurdum. Çok severdim. Ha, güzel. Peki tarihte 3 karakterle bir sofraya oturup yemek yiyeceksin. Ya ne güzel sorular. Keşke daha önce çalışsaymışım. Çok zor. Ya yani çok kolay ama çok hemen gelmez benim aklıma. Kimi seçerdim? Biri Atatürk olabilir. Hayır. Zübeyde Hanım olsun isterdim biri mesela. Masada Zübeyde Hanım olsun isterdim. Çok isterdim. Gabriel Garcia Marquez olurdu. En sevdiğim yazar. Ve masada masaymış ha dedirteceğim şimdi, dur. Bana mısın demedi, dur. Alfred Hitchcock olurdu. Vay. Çok severim onun sinemasında yani. Ay şeyi de severim ama olsun, tam 3 kişi dedin, tamam. Diğeri kim, ne diyecektin? Agatha Christie. Ama korkunç bir masa olur bu, tamam. Yok, evet, Alfred o zaman yeter çok korkuya bize. Döner. Alfred yok. Yeter. Bir tane. Türü değişir. Şu anda türü belli değil. evet güzel. Çok teşekkür ediyorum Songül. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok mersi. Devamını diliyorum bu başarıların ve oyuncu hikayelerin. Zevkli seninle konuşmak. Senden yeni hikayeler dinlemek çok keyifli. Her defasında diziler, oyunlar. İnşallah daha bol bol da devam edecek. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.